Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı lübs-i sevbi lezî katmessehû varsun ev zâferânü fil ihram. Bu bab neyin beyanındadır? Lübs-i sevbi lezî şul bir elbiseyi giymek ki katmessehû varsun ev zâferân. Ona vers yahut da zâferân isabet etmiş. Onu giymek nerede? Fil ihram-ı ihramda. İhramda onu giymek caiz midir, değil midir? حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular لا تلبسوا ثوبا şu elbiseyi giymeyin ki messehu ona messetti değdi versün vers ev zaferanun yahut da zaferan. Vers bir ottur. Onda güzel koku vardır hem de renk vardır. Elbiseyi onunla boyarlarsa yahut zaferandan boyarlarsa, zaferan sürerlerse bunu giymek caiz midir değil midir? Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor Abdullah bin Ömer ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki la telbesu giymeyiniz. Sevben bir elbiseyi, öyle elbise ki messehu ona değdi, versün vers, ev zaferan, zaferan. Yani fil ihram, ihramda giymeyiniz. Haddesena Ali ibn-i Şeybete kâle, haddesena Ebu Nuaym kâle, haddesena Süfyanun, an Abdillah ibn-i Dinar, an ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, mislehu. Yine hadisi şerifi, İmam-ı Tahavi, Ali ibn Şeybe tarikiyle de Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu ennafi'in el ibn-i Ömer'e radıyallahu anhuma en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme nehvehu. Eyni hadis-i şerifi Yunus tarikiyle rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Hacatun kâle haddesena Hammadun en Eyyub ennafi'in el ibn-i Ömer'e radıyallahu anh anhuma anin nebiy sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İmam-ı Tahavi Muhammed ibn-i Huzeyme terikiyle de bu hadisi şerifi rivayet edildi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun ulemadan bir kavmu zahip oldular ila hazi ila asar bu eserlere bu eserlerin hükmüne zahip oldular. Fekalu dediler ki küllü sevbin her elbise ki messehu ona isabet etti versün vers ev zaferanu yahut da zaferan felâ yehillü lübsuhu onu giymek helal olmaz fil ihrami ihramda ve in gusile isterse yıkanmış olsun leannen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yübeyyin beyan buyurmadı şi hazil asar bu eserlerde neyi? Ma ol bir şey ki gusile min zalik. Bunlardan yıkananı beyan buyurmadı. Neden mi? Malem yoksa yıkanmayandan. Yıkananın hükmü başka, yıkanmayanın hükmü başkadır diye bir şey buyurmadı. Mutlak. Mutlak nehyiyledi. Öyleyse herhangi bir elbisedeki vers zaferan vardı. İstersen evvelden yıkanmış olsun, ister yıkanmamış olsun onu giymek caiz değildir. Fenehyuhu Peygamber Efendimiz'in nehyi sabittir ala zalik. Buna külli hepsine. Peygamber Efendimiz'in nehyi hepsinedir. Yıkanmışa da yıkanmamışa da. Ve halefehum bu cemaate muhalefet etti. Fî zâlike bu mesele hakkında âhârun başkaları. Fekâlu bu ikinci kavim dediler ki mâ ul bir elbise ki gusile yıkandı. Min zâlik bu vers-ü zâferandan hatta sâre hatta oldu. La yenfudu. Onun kokusu gitmiş oldu. Koku çıkmaz oldu ondan. Yıkamış, kokusu gitmiş. Fela berse bilüb şeyi onu giymekte beis yoktur. Fil ihram-ı ihramda. Birinci cemaat mutlak. İster yıkanmış olsun, ister yıkanmamış olsun giymesi caiz değil. Dediler. Bu ikinci kavim dediler ki hayır. Yıkanmamış olursa caiz değil ama yıkanmış da kokusu gitmişse caiz dediler. Beis yok. لَاَنَّ سَوْبَ الَّذ۪ي اُلْبِسَوْبِ سُبِغَ boyandı.
اِنَّمَا نُهُيَ عَنْ لُبْسِهِ وَلِكَيْ مَكْتَنْ لَهْ يَوْلُمْدِ فِي الْاِحْرَامِ اِحْرَمْدَ Ne için? لِمَا شُلْبِشِهِ için ki كَانَ قَدْ دَخَلَهْ ona dahil oldu. Neden? مِمَّا هُوَ حَرَامٌ haram olan şeyden ona dahil oldu. Kime haram? عَلَى الْمُحْرِمِ Mührimi haram olan şeyden dahil oldu. Onun için lehy olundu. فَيْذَا غُسِلَ وَاَلْبِسَ يَيْقَنْ دِمِ فَخَرَجَ Çıktı mı? Zalik o haram olan şey minhu elbiseden zehebel ma'na o ma'na çıkar. Ellezî öyle ma'na ki kâne leh o ma'na için oldu ennehyü nehy. Nehy hangi ma'na için, hangi şey için olduysa yıkandığı gibi o gitti. O ma'na gittiği gibi o nehyde sahip oldu. Nehyde gitti. Ve âde sevbu o sevbe evdet etti ilâ aslihil evvel evvelki aslına. Kablen yusîbehu zalik. O verse falan isabet etmezden evvel o elbiseyi giymek caiz idi. İşte bu da onun gibi oldu. En yusibe uzalik. Ellezi o isabet eden şey de neden? Ellezi şu bir şey ki gusile min ondan yıkandı. Yani zaferan elbise de hiçbir şey yoktu. Zaferan ona isabet etti. Yahut da verse isabet etti. O vakit onu giymek haram oldu. Yıkandığı gibi o evvelki asli gibi oldu. Evvelde nasıl caiz idiyse yıkandıktan sonra da giyinmesi caiz oldu. Ve kalu bu ikinci kavim dediler ki haza bu kesevbi tahiri temiz bir elbise gibidir. Öyle temiz elbise ki yusibuhun necaseti ona necaset isabet eder. Feyencüsü bizalike necasetin isabeti sebebiyle necis olur. Fela tecuzus salatu fihi o necis elbisede namaz caiz olmaz. فَيْذَا غُسِلَ نَجَاسَتِ يَقَنْدِ مِي حَتَّى يَخْرُجَ Hatta çıkana kadar مِنْهُ وَاَلْبِسَدَنْ اَنْ نَجَاسَتُ نَجَاسَتْ Çıkıncaya kadar يَقَنْدِ مِي تَهُرَ Elbise temiz olur. فَحَلَّتِ الصَّلَاتُ Namazda halal olur. فِيهِ وَاَلْبِسَدَ İşte bunun gibi. وَقَدْ رُوْيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. فِي ذَلِكَ bu mesele hakkında ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz istisna kıldı. Neden? مِمَّا حَرَّمَهُ عَلَى الْمُحْرِمِ Mührimi haram kıldığı şeyden. O da neden? مِنْ ذَلِكَ bu verse aferen ne elbiseyi kullanmadan. فَقَالَ buyurdu ki, istisna etti de buyurdu ki اِلَّا اَنْ يَكُونَ غَسِيلًا اِلَّا o elbise yıkanmış olursa bu müstesnadır, caizdir. Bu da rivayet edildi. Bu yukarıki hadislerde mutlak geliyor. Ama yıkanmış olursa caizdir diye başka rivayette geliyor. O rivayette şu حَدَّسَنَا بِذَٰلِكَ فَهْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ El-Ezdi demiş, o galat. Abdülhamid el-Himmani. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ مُعَوِيَ حَا وَحَدَّسَنَا بْنُ أَبِي عِمْرَانِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ مُعَوِيَ أَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّافِعِ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Abdullah ibn Umar Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi bir misl-i hadisi lezi şul bir hadisin mislini ki zekernahu biz onu zikreyledik fi evvele hazel bab bu babın evvelinde bu hadisi zikreyledik. Yani herhangi elbiseye ki verse falan isabet etmişse bu ne ihramda giymeyiniz. Aynen bu hadisi şerifi zikreyledi ve zade bu rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz ziyade eyledi. İlla en yekuna gasilen illa o elbise yıkanmış olursa işte bu hadis bu ikinci rivayette illa en yekuna gasilen ziyadesi var. Bunu da Resul-i Ekrem Efendimiz'den Abdullah ibn Ömer tarikiyle rivayet eyledi. İmam-ı Tahavi, Fehd ve İbn-i Ebi İmran tarikiyle iki senette bunu ispat eyledi. Kale bünü Ebi İmran İbn Ebi İmran dedi ki ve reytü Yahya ibn Ma'in ben Yahya ibn Ma'in'i gördüm ve ve yeteaccebu minel Himmani Himmani'den teaccüb ediyor Yahya ibn Abdülhamid Himmani'den ki en yuhaddise rivayet ede bihadel hadis bu hadisi rivayet etmesinden teaccüb ediyor. Fekale leh Yahya ibn Ma'in'e dedi kim Abdurrahman dedi ki haza indi niye teaccüb ediyorsun
bu benim indimde vardır dedi Abdurrahman İbni Salih el-Ezdi. Sümme ve sebe, sonra Abdurrahman el-Ezdi kalktı min fevrihi, hemen o dakikada kalktı. Feca'e bi aslihi, kendisinin rivayet etmiş olduğu hadisleri, yazmış olduğu kitabın aslını getirdi. Feahreci, çıkardı minhu, ondan hadel hadisi, bu hadisi çıkardı, gösterdi. Ki bak bu rivayet var. İlla yikunu gasilen. Kimden bu rivayet? An Ebi Muaviye'de, Ebi Muaviye'den. Yani Abdullah İbni Ömer'den Nafi'ye rivayet etmiş, ondan Übeydullah, ondan da Ebu Muaviye rivayet etmiş ki Abdurrahman el-Ezdi de Ebu Muaviye'den rivayet ediyor. Kemâ zekerehu Yahya'l-Himmâni. Yahya'l-Himmâni rivayet ettiği gibi. Feketebehu, yazdı. Anhu Abdurrahman'dan kim? Yahya ibn-i Ma'in. Yahya ibn-i Ma'in de yazdı. Demek ki Yahya ibn-i Ma'in'in rivayetinde illa yikûne gasîlen yokmuş. Bunu teaccüb etmiş. Teaccüb etmiş ki nasıl olur da bunu rivayet eder? Evet. Himmâni bunu nasıl rivayet eder dedi, teaccüb etti. Fakat Abdurrahman el-Ezdi gitti, getirdi, aslını gösterdi. Ona da kanaat geldi. O da kendi. فَكَتَبَهُ عَنْهُ يَحْيَ بْنُ مَعِينَ. Yahya ibn-i Ma'in de bunu kendi kitabına yazdı. Kimden rivayet ederek? Ebu Muaviye'den. Hulâse, Yahya ibn-i Ma'in evvela teaccüb etti ki nasıl bu hadise bu illa yekûne gassîlen ziyadesini, himmâni ziyade eder. Fakat Abdurrahmanü'l-Ezdi kendi aslını getirip gösterince Yahya ibn-i Ma'in'e de kanaat geldi ve oradan kendi kitabına da bu illa yekûne gassîlen ziyadesini yazdı. Fakat sebete sabit oldu bima zekerna, bizim zikreylemiş olduğumuz bu rivayetle ne sabit oldu? İstisna'u Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in istisna buyurması. Neyi? El-gasle, yıkanmayı. Neden? Mimma kad messehu. Ol bir elbiseden ki ona messetti. Versünev zaferan. Vers yahut da zaferan isabet eden elbiseden yıkanmış olursa onu Resul-i Ekrem Efendimiz istisna buyurdular. Yani o caizdir. Bu sabit oldu bu hadisle. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın kavli de budur. Yani versu zaferan isabet etmiş herhangi bir elbise yıkanırsa onu ihramda kullanması caizdir. وَكَدْ رُوِيَ ذَٰلِكْ. Bu rivayet edildi. عَنْ نَفَرٍ مِنَ الْمُتَكَدِّمِينَ. Mütekeddiminden bir cemaatten de rivayet edildi. Bunları beyan ediyor İmam-ı Tahavi. Kim imiş bu mütekaddimden bunu rivayet edenler? Haddesena ibn-i Merzuk kâle, haddesena Vehbun kâle, haddesena Şöbetü an Ebi Bişin an Sa'id ibn-i Müseyyeb. Ennehu etâhu racülün, Sa'id ibn-i Müseyyeb'e bir adam geldi. Fekâle lehu, Sa'id'e bu söyledi, dedi ki inni üridü, ben murad ediyorum en uhrime, ihrama girmeyi. Ve leyseli, benim için de bulunmadı illa hâze sevbu, illa bu elbise var. İhrama gireceğim, ihram yapacak başka bir şey yok, bu var. Bu elbise illa hâze sevbu, öyle sevbu ki sevbun mesbuğun bi zaferan. Zaferanla boyanmış bir elbise var. Yani izin istiyor. Bunu ihram olarak kullanayım mı, kullanmayayım mı? Kâle, Sa'id ibn-i Müseyyeb dedi ki, Allah'a, Allah'a yemin eder misin ki ma tecidu gayre, diğerini bulamıyorsun. Başkası yok, yani yemin eder misin? Fehalefe, o da yemin etti ki başkası yok dedi. Fekale, Sa'id ibn-i Müseyyeb buyurdular ki, İğsilhu, öyleyse bunu yıka ve ahrim fihi. Onun da bu elbiseyle beraber de ihram yap, ihram olarak kullan dedi. Sa'id ibn-i Müseyyeb de demek ki yıkanırsa ihram olmasını tecviz buyurdu. Haddesene ibn-i Merzu kâle, haddesene Ebu Amir en Süfyan en Leysin en Tavus'un kâle. Tavus dediler ki, اِذَا كَانَ فِي السَّوْبِ زَعْفَرَانٌ اَوْوَرْسٌ. Bir sevkte zaferan vers varsa, fagus ile yıkanılırsa, فَلَا بَأْسَ بَأْسَ olmadı en يُحْرَمَ fihi, anda ihram oluna. Onu ihram olarak kullanmakta beis yoktur. Yukarıki rivayet Sa'id ibn-i Müseyyep'ten, burada Tavus ibn-i Kaysan'dan.
rivayet edildi. Haddesene İbn-i Meczuk, haddesene Ebu Umar'a an Süfyan'a anil Mughire an İbrahim, İbrahim'in Nekhay'den rivayet edildi. Fissevbi elbisede. Öyle elbise ki yekûnü fîhî o elbisede olur, versün, vers olur. Ev zâferânü zâferân. Fehusile yıkanırsa. Bunda ihram yapmak, o elbiseyi o sebebi ihram olarak kullanmak caiz midir, değil midir? Rivayet edildi ki innehu lem yara. İbrahim görmedi. Be'sen be'is görmedi. En yuhrame ihrama girile fihi o elbisede. O elbiseyi ihram olarak kullanmada be'is görmedi. Bu da İbrahim'in nehayı. İşte şimdi bunlardan da anlaşılıyor ki herhangi bir elbisedeki zaferan, vers, böyle güzel kokulu şeylerle boyanmış olursa, onu yıkarsa o koku çıkar. Çıkıncaya kadar yıkayacak. O koku çıktıktan sonra onu ihram olarak kullanmasında beis yoktur. İşte Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed rahimahumullah'ın mezhepleri de budur. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.